Şu anda Afyon Ayazini mevkiindeyiz. Burası Türkiye'nin yeni turizm merkezlerinden bir tanesi. Ama ilk önce sevgili Zeynep'ten bir şey göstermesini isteyeceğim. Gel Zeynep'ciğim, kameraman arkadaşımız Zeynep. Bu haşhaş tarlaları Türkiye'de çok az yerde var. Afyon bu işin yatağı. Belli ölçüde izin veriliyor burada haşhaş ekimine. Burası bir kilise. Kayaya içine oyulmuş. Bizans dönemine ait olduğu söyleniyor. Şimdi içine doğru bir girelim bakalım. Ayaz ilindeyiz. Tanrı anası Meryem yazıyor burada. Bir haç figürü. Kaya üzerine 1922 yazısı yazılmış. Çok ilginç. 1922 yılında Yunan işgali sırasında karşı tarafın, Yunanistan'ın işgalci askerleri bu yazıyı kiliseye kazımışlar. Hadi buyurun gezelim şimdi. Burası içine gireceğimiz yer. 3 katlı bir yerleşim yeri imiş. İçine gireceğiz, bakacağız bakalım nasıl bir yerleşim yeri. Evet, biz de bakalım. İçeri girelim, bakalım nasıl bir şey var içeride. Bu görüntü gelecekte. Burası mezarlık olarak kullanılıyormuş söylenildiğine göre. Bakın Cumhuriyet döneminde de mezarlar bu bölgede, ama daha evvel ta Frigyalılardan beri bu bölgede kaya mezarları da var. Bunlar son dönem mezarları, fakat bakın arkada kaya mezarları da var. Kayana gidiyorum. Turizme yavaş yavaş adapte olmuşlar. Bakın, Kapadokya'dan hiçbir farkı yok bana göre. Hatta fazlası var belki de. Gerçekten çok özgün. Başka yerde bulamayacağınız bir mimari var. Kapıların mimarisi bile gerçekten özgün. Mekanın içi. Evet efendim. İçeride mağaramız var. Bakın, içeride bir mağara var. Bir görelim bakalım. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Geçen gelmiştik. Mağaraya doğru gidiyoruz. Bakalım. Kafe mağara nasıl bir şey oluyor? İşte kafe mağara. Bakın ne kadar ilginç. Buraya gelmek lazım. Daha geniş. Ayazini sakinleriyle birlikteyiz. Ayazini sakinleri artık turizme adapte olmuşlar. Bakın burası kafede çalışan iki tane kıymetli hanımefendi. İsimleriniz nedir? Ben Neslihan. Benimki Satı. Buralısınız. Buralıyız. Dolma BİM yapıp buralıyız. Ne zamandır bu işlere adapte oldunuz? Böyle ne zamandır burada turizm yayıldı? Bizim turizmimiz Sayın Valimiz Gökmen Çiçek geleli'den beri biz bu işe atanmaya başladık.
Allah razı olsun ondan da çok Allah şükür. Allah razı olsun. Mehmet Bostepe'den, öğretmen çiçeğimizden. Evet, hepsinden de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Burası böyle... Çok memnun olduk onların buraları böyle değiştirdiği için. Çocukluğumuzda şey vardı, bu Taş Devri filmi vardı. Evet. Hatırladınız mı? Evet. Orada bir şey vardı, böyle çakmak taşlar vardı. Aynen. Yani çakmak taşların şeyine benziyor burası, böyle köyüne benziyor. Aynen öyle oldu birazcık. Çok güzel bir köy. Oldu ya köyümüz. Çok, çok güzel bir köy. Gerçek. Allah razı olsun hepsinden de. Hepsinden de Allah razı olsun. Evet, gerçekten çok güzel. Ben de aynen. Şimdi bunu YouTube'dan yayınlayacağım. Bütün Türkiye sizi izleyecek burada. Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bakın bu ev 1967'de yapılmış ama o kadar ince bir usta tarafından yapılmış ki işçiliği içerisine bu güzel figürler de işlenmiş. Bakın aslında burası bir köy evi.